Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen Kente Önem Katanlar ödül töreni gerçekleştirildi. Jüri tarafından ödüle layık görülen isimler yapılan törenle plaketlerini aldı. Kök ödülleri töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da vardı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin arttırılmasının yanı sıra ekonomi, bilim, teknoloji, yatırım, marka, kültür gibi tüm alanlarda üretilen hizmet ve projeleriyle fark yaratan üyeler, kişi, kurum ve kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek, başarıyı ödüllendirerek cesaretlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kente önem katanlar adıyla gerçekleştirdiği kök ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada diplomasi forumuna değindi ve forumun Antalya'ya olan katkılarını anlattı. Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin barış elçiliği görevini ve savaşın yarattığı ekonomik sıkıntı hakkında da şunları söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Rusya'ya uygulanan bu çok sert yaptırımlar dünya ekonomisinin büyüme tahminlerini de alt üst etti. Şu anda IMF dahil birçok kuruluşun çok farklı tahminleri var. Küçülme olacağını söyleyenler de var. Tabii bu savaşın ne kadar süreceğine, yaptırımların ne kadar devam edeceğine de bağlı. Rusya ve Ukrayna bölgesel ve küresel anlamda iki önemli enerji, ham madde ve gıda ihracatçıları. Şimdi bunlar durduğuna göre arzda bir sorun var. Dolayısıyla dünya enflasyonunda, enflasyon oranında tüm dünyada etkisi var. Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisinin %11 büyüdüğünü de sözlerine ekledi. Gelişmelere yön veren ülke olmamız gerek diyen Çavuşoğlu, küresel salgına da değinerek küresel salgının tedarik zincirini değiştirdiğini, o yüzden de bu zincirdeki yerimizi güçlendirmemiz gerektiğini belirtti. Turizmle büyüyen bir ülkeyiz biz Türkiye olarak. Ülkemizi dış yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getirdik. Tüm zorluklara rağmen geçen yıl, biraz önce de söyledim, Türkiye ekonomisi %11 büyüdü. Bu rakam G20, Avrupa Birliği ve OECD'de en yüksek oran. Dünyada da 2 veya da 300. Bir ülkenin ekonomisinin kriterleri var. Cari işlemler açığı önemli bir kriterdir. 2021'de cari açık yaklaşık 21 milyar dolar azaldı Türkiye'de. Konuşmalar sonrasında Atsu'nun 140. yaşında 17 dalda kök ödülleri sahiplerini buldu ve ödül alanlara plaketlerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer davetliler verdi.